Başka önce girmiyoruz değil mi? Girmiyoruz abi. Buradayız. Girmeyin arkadaşlar. Fotoğrafın bir yerine koyalım. Gerçekten çok anlamlı bir fotoğraf. Bu fotoğrafın uçakla alakasını daha fazla gündeme getirmek lazım. Evet, biraz bunu dinleyelim. Teşkilini yaptırdın. Teşkilini baban adına yaptırdım uçak. Hayır, uçak bedeli. Uçak adına mı? Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Bu fotoğrafı çekene de rahmet dilemek lazım. Temennimiz benzer elim hadiselerin yaşanmamasıdır. Her şeyi tabiri geldiğimizde yüreğimiz yangın yerine dönmektedir. O milletimizin birlik ve dirayeti terör hadiselerinin üstesinden gelmeye her zeminde muktedirdir. Bu anlamda milli birliğimizi, beraberliğimizi sürdürdükçe aynen yaşama alanı bulamayacaktır. Buna ilişkin inancımız tam ve sağlam. Değerli arkadaşlar, bugün Uşak'tayız. Uşak ilimizde bakanlığımıza bağlı birimler tarafından yapımına devam edilen tesisleri görmek ve ihtiyaçları yerinde belirlemek amacıyla bir ziyaret gereği gördük. Bugün Uşak'ta üniversite kampüsünü ziyaret edeceğiz ve burada bulunan yeni hizmete açılan yurdumuzda incelemelerde bulunacağız. Ve yine Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalmakta olan gençlerimizle hasbihal edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu yıl Uşak'ta 500 kişilik yeni bir öğrenci yurdunu Uşak Üniversitesi'nin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Yine Uşak ilinde 2012 yatırım programında yer alan 3 önemli eserimiz var. Bunlardan bir tanesi kapalı yüzme havuzu, bir diğeri spor salonu ve bir başkası da gençlik merkezi olmak üzere 3 eseri Uşak ilimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda çalışmalar tam manasıyla devam ediyor. Ulubey ilçesindeki sentetik çim yüzeyli futbol sahası bitim aşamasında, belki şu aşamada bitmiş de olabilir. Merkez kapalı yüzme havuzu yer teslimi yapılarak imalatlarına başlanmış durumda. Kafa kurusu spor salonu 1000 kişilik olarak yapımı tamamlandı. 2011 yılı sonu itibarıyla geçici kabulü de yapıldı. Hizmetine devam ediyor ama resmi olarak bizim bu tesisi hizmete açma imkanımız olmadı. Onu da bir toplu açılışa muhtemelen dahil edip kurdelasını bir toplu açılış sırasında gerçekleştireceğiz. Yine Uşak ilimizde bir gençlik merkezini kazandırmak üzere 1 milyon lira, eski rakamla 1 trilyon ödenek tahsis ettik. Muhtemelen 3-4 trilyon liraya mal olacaktır. Bununla ilgili arsa bilgileri yeni tamamlandı. Zemin etüdüne ilişkin çalışmalara devam ediliyor. Bir an evvel projesinin tamamlanmasını, ihaleye çıkılmasını ve Uşak Gençliği'ne bu gençlik merkezinin kazandırılmasını diliyoruz. Bütün bunlarla birlikte ilimizdeki mevcut eski envanterde bulunan spor tesislerinin bakım onarımı ile ilgili olarak yaklaşık 2 milyon liralık geçen yıl ve bu yıl Uşak'a ödenek tahsis edilmiş durumda. Biz bugün ihtiyaçları yerinde göreceğiz, inşaatları yerinde inceleyeceğiz ve yine ifade ettiğim gibi üniversite yurtları ile ilgili durumu da yerinde belirleme imkanını bulacağız. Uşak'ta sokağa da ineceğiz. Halk ziyareti, esnaf ziyareti gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretlerimiz sırasında edineceğimiz intiba ve izlenimleri de Ankara'ya dönüşten sonraki süreçte önemli bir veri tabanı olarak değerlendireceğimizi düşünüyorum. Başta valimiz ve milletvekillerimiz olmak üzere Uşak'ta bizi sıcak bir misafirperverlikle karşılayan
tüm çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar sizleri sevgiyle selamlıyorum. Mikrofon işe yarıyor mu? Allah Allah, gerçekten mi? Sizi görüşürüz. Duyamadım. Arkadaşlar, siz geri çekilmeden konuşmaya başlamayacağım için siz şöyle... Cuma günkü açılışlarla birlikte Türkiye'deki toplam yurt yatak sayımız 308 bine ulaştı. Çok iyi bir rakam. Ve doluluk oranı %99. 2002'de yani ilk AK Parti hükümeti kurulduğunda 188 bin yatak kapasitesi vardı Türkiye'de ama doluluk oranı %65 civarındaydı. Dolayısıyla yurtlarımızda barınan gençlerimizin sayısı 100 bin rakamındaydı. 100 bin. Bugün gelinen noktada 308 bin yatağın %99'u dolu. Yani 3 katından fazla bir artışımız var. Kalite var. O kadar detaylı düşünüyoruz ki sizin konforunuzu. Battaniyeleri atalım, üzerinde bakteri barınabilir, elyaf yorgana geçelim diyoruz. Pek çok yerde geldi, size ulaştı mı? Hayır! Ben döndükten sonraki 10 gün içinde o zaman yorganlarınız gelir. Size anında görüntü. Bu kış yeni yorganlarınızla birlikte inşallah hayatı devam ettireceksiniz. Tamamı 25 yaşında milletvekillerinden oluşmuyor. Ama size duyduğumuz bir güven var. Bu güvenin karşılığı olan hizmeti sizin üretmeniz lazım. Üretebilmeniz için de geçmişi bilmeniz lazım. 10 sene önce bu ülkede insanlar bir röntgen, bir MR, bir tomografi çektirmek istediklerinde 6 ay, 8 ay sonrasına gün verilir. 6 ay, 8 ay sonrasına, bazı durumlarda 1 yıl sonrasına, bazı ameliyatlar için 1-1,5 yıl sonrasına randevu verilir. Randevu günü ve saati gelir, hastanın adı hastane koridorunda okunur, hani gelmiş olacağı varsayılıyor ya. Allah ömür versin sizlere. Hasta gitmiş. Bu tabloların yaşandığı bir Türkiye var. Bugün herkesin sağlık güvencesine kavuştuğu bir Türkiye var. Köylere ambulans çıkacak. Bunun rüyasını bile görseniz inanmayın. Geçmişte böyle bir Türkiye vardı maalesef. Bugün kendi köyünüzde deneyin, memleketiniz neresi ise... Köyde bir hasta olur, ambulans gelir, hastayı alır, hastaneye götürür, tedavisi yapılır. TC kimlik numarası dışında hiç kimse başka bir soru sormaya gerek görmez. Oysa ki bir 10 sene önce Station Renault'lar vardı. Siz görüyorsunuz şimdi nadiren var Station Renault'lar. Onların arka bagajı kaldırılır, arka koltuk yatırılır. Köylünün ambulansı Station Renault'ydu. Hasta oraya uzatılır, hastane kapısına getirilir. Ama kapıdan içeri alınır mı, alınmaz mı Allah bilir. Yeşil kartı varsa, Bağkur'u varsa, SSK'sı varsa gelsin. Yoksa hastayı hastaneye almak mümkün değil. Sizler ders kitaplarını devletin okullarda hazır bulundurduğu bir döneme denk geldiniz. Geri. Evet. Çök. Gençler gelin, öğrenciler. Protokolün önüne geçin. Arkadaşım, ne yapıyorsunuz ya? Dayı, kapatıyorum makinenin önünü. Hadi koy bakalım. Yavaş. Koy ağacını. Tamam. Biraz. Şu musluğu kenara alın şimdi. Tamam. Evet. Kapa. Kır ucunu. Hop. Öyle misin? Tamam. İleri al. Yürü bakalım. Dayı çok beceriklisin maşallah. Babamız inşaatçı biliyor musun? Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. İş kürekle çalıştın mı sen? Sayın Bakanım. Cismenle etrafına bir şey yapın. Asla etrafına. He? Tamam mı? Ne kadar? Mezarlıkta. Geri kalan ya Allah acı tattırmasın. Tamam. Tamam çekin hocam. Çekin. Evet, çimlerin üstünde kaldı. Burayı sen artık şey yaparsın. Orayı düzeltelim. Tamamlayın.
Hazır mısın? İsmin ne bu arada? Hazime. Özkan. Evet. Adı Suat. Özkan. Memnun olur tabii ki. Ben de memnun olurum. Özkan. Bakan mı? Özkan. Evet. Abi deseydin bari ya.